Arkadaşlar ben Burak Yetiş, SolidWorks Otomotiv serisine hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz sınavlar, okul, iş ve bunlar hepsi bir araya geldiği zaman YouTube'a vakit ayırmak imkansız bir hale geliyor. Okulumuz ikinci döneme açıldı. Öyle olunca sınavlar daha ileri tarihlerde ve böyle olduğu için de diyorum ki bu boş vakitlerimizi video çekerek değerlendirelim. Biliyorsunuz SolidWorks Otomotiv serisinde bir V6 motor projemiz vardı. Bu motor projemize ait komponentleri modelleyip en sonunda da montajını gerçekleştirecektik. Ve en güzel yanı da render alacaktık arkadaşlar sonunda. Dilerseniz hemen yeni bir çalışma sayfası açalım. Ben sabırsızlandım iyice. Bugün yapacağımız şeyi söylüyorum arkadaşlar. Silindir kapağı çizeceğiz. V6 motorumuza ait silindir kapağı çizeceğiz. Sağ ve sola birer adet gelecek bu kapaklardan. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen ön düzleme bir çizim aç. Aman üst düzleme hemen bir çizim açıyorum. Hemen merkezde dikdörtgen komutuma giriyorum. 508'e 165,10'luk dikdörtgen çiziyorum. Mümkün olduğunca videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Hemen geldim. Ekstrüzyonla katı oluşturma dedim. Tersine katı oluşturacağım. 63,5 milim. Son koşulu. Bu şekilde katıladım. Ardından hemen üzerine gelip bir tane çizim açıyorum. Yüzeye tıklayıp. Sonra CTRL8 ile üzerine geliyorum. Ve yapacağım ilk şey orijin merkezde bir tane daire çizmek. Bu dairenin çapı 127 milim. Ardından hemen geldim. Bu merkezin hizasında şöyle rastgele bir tane daire oluşturdum. Sonra geldim bir tane daha daire komutuna girdim. Şöyle hızlı bir şekilde. Bunları hemen ilişkilendiriyorum. Diyorum ki bu üçü birbirine eşit. CTRL-SOLD ile çok seçim yapabilirsiniz. Ve ardından en güzel yanı bu üç noktayı seçip yataylık ilişkisi veriyorum. Birbirine diyorum ki bunlar birbirine yatay. Sonrasında hemen diyorum ki 140 milim aralarında mesafe var. Yanlış hatırlamıyorsam 140,05'ti hatta bu mesafe. Şimdi atlamayalım bu tur ayrıntıları. Sonra başımız yanmasın. 140,05. Bunu yaptıktan sonra tabi bunu niye ben böyle onayladım? Kesme yapacağız arkadaşlar. Ekstrüzyonla kes diyeceğim. Ne kadar keseceğim peki? Önemli olan bu. 2,5 milim. Hemen bunu yaptıktan sonra buraya bir çizim açıyorum. CTRL-8 ile üzerine geliyorum. Bir tane şu dairemi bölüyorum. Bir tane şu daire ile şu dairenin arasındaki yatay mesafeyi bakın hemen oluşturdum. Bir tane de hemen şu orijin merkezde dik bir tane aynalama çizgisi çekiyorum. Bunların üçü de yardımcı olacak arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra hemen geldim bir tane daire komutunu aldım elime. CTRL-SOLD ile hemen bir yataylık ilişkisi verdim orijinler arasında. Sonrasında bunun çapını ölçülendiriyorum. Diyorum ki 50,80. Ondan sonra bir tane aynalama yapıyorum. Hemen diyorum ki buna aynı ikiz yani. Sonra merkezler arasında bir ölçülendirme yapıyorum. Diyorum ki 60,96. Daha sonra bakın bu daireleri seçiyorum hızlıca. Tabii şuraya da bir tane aynalama çizgisi çekmem lazım. Buradaki zaten bu çizgi çekmemdeki amaç şu çizginin yani şu iki dairenin merkezi arasındaki orta noktayı bulmaktı. Hemen tuttum. Şununla şunu aynaladım. Sonra tuttum. Yine bu iki daireyi seçip bu sefer ortayla aynaladık. Üçünü de seçtik. Ekstrüzyona kesiyoruz. 2,54. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen geliyorum. Şuraya bir çizim açıyorum. Bu çizimi açtıktan sonra hemen objeleri dönüştürüyorum. Unsurlara giriyorum. 12,70 milim. Bunu katılıyorum arkadaşlar. Ve sonucu birleşik olacak. Yani bu tikin açık olduğuna dikkat edin. Sonrasında buraya aynı şekilde çizim açıyorum. Bu sefer burayı sonucu objeleri dönüştürüyorum. Burada ekstrüzyonu kesiyorum. Burada sonucu birleştirici açıt vesaire hiçbir şey yok. Bunu yapmamız sebebi şurada merkezleme yapmakla uğraşmamaktı arkadaşlar şu daireleri. Buraya 12,70 katıladım. Buraya 12,70 kestim. Bu şekilde yine uzunluğumu korumuş oldum. Maksat şurayı kaydırmamaktı aslında. Çünkü şu çeperle şunun arasındaki mesafeyi ben bilmiyordum işin açığı. O yüzden direkt bununla yaptım. Sonrasında yapacağım şey şu.
Hemen şu yüzeye bir tane çizim açacağım arkadaşlar. Çizimi açtıktan sonra bir tane şu çizginin ortasına geçecek şekilde yatay bir çizgi çekeceğim. Yardımcı geometri dedim. Ondan sonra bunu ölçülendiriyorum. 151,13 milim ölçülendireceğim. Ki şu nokta benim şu anki çizeceğim dikdörtgenin merkez noktası olacak. Merkezinde dikdörtgen komutunu kullanarak bir tane dikdörtgen çizeceğim. 31,75 yatay mesafesi var. 38,10 da dikey uzunluğu var. Hemen tuttum. Bunları da radüsliyorum. Dört köşeyi. 6,35 milim. Buradan da hemen bunu kaydediyorum çizimimi. Burada loft ile kesim yapacağım arkadaşlar. Hemen diyorum ki loft ile kesme. Şu dairemi seçiyorum. Hemen onaylıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kesti. Aynı şekilde bunları da yapıyorum. Tabi bunları yaparken mesafem 140 milim olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ya da şunu sil. Tam ortaya bulmakla uğraşıyorduk. Ya şu yaptığım ameliyeye bir bakın ya abi. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah, şunu bir sil. Yemin olsun var ya, bazen neyse, şunu şu çizgiyi bir yok etmem lazım. Abi şunu bir sil, şunu da bir sil ha. Bazen var ya böyle elim bir takılıyor. Gerçekten sinir oluyorum yani. Şunu bir sil. Şunla şunun arasındaki mesafe, şurası 140 olması lazım. Şurayı da şöyle yapalım, tanımlı olsun diye. Ondan sonra başka yapmam gereken bir şey var mı? Evet, var. Şurayı da şunun arasındaki mesafeyi vermek. 19.05. Tamam, neyse. Her neyse. Olacak böyle şeyler. Böyle tatsızlıklar olacak illaki. Sonrasında tuttum. Yine 31.75 buraya. 38.10 buraya. Ondan sonra hemen geldim. Radyüsü çizdim. Buraları takır tukur hallettim. Hemen geldim. Onayladım. Loft ile kes diyorum. Ay şurayı unuttuk. Bakın arkadaşlar. Burada makinenin kafa karışıyor. Diyor ki ben bunu kontur kabul edeyim diyor. Bunu mu kontur kabul edeyim diyor. Şimdi sizin burada yapacağınız şey şu. Şunu yardımcı geometri yapacaksınız. Çiziminizi kapatacaksınız. Bu tür hatalarda karşılaştığınız zaman her zaman bir çiziminize, kontrolünüze bir dikkat edin. Bakın yani ne var burada, bir yanlışlık mı var? Bu makineyi kafasını karıştıracak bir hata mı var diye göz atın. Hemen geldim, loft ile kesim dedim. Şunu seçtim. Konturumu seçtim. Patlanak kestik. Ondan sonra yine aynı şeyi, ay şurada katı modeli gizledik. Şuradan hemen CTRL-Z ile işlemimizi geri alalım. Ondan sonra şöyle bir tane dik çektim. Şunun ortasından bir tane de şey çektim. Şunları da yardımcı dedim. Ondan sonra bunun arasındaki mesafeye de 140 dedim. Abi 140 diyorum, 114 diye gözünü seveyim. Ondan sonra hemen geldim. Bakın. Şuraya 38'e, 31.75'e 38.10 dedim. Aynen. Hemen geldim. Şu dört kenarı bir radüsledik. Çatır çutur. Aslında çok basit arkadaşlar. Yani bir müddet sonra elinize öyle bir alışıyor ki, ekstrüzyonla kesmeyeceğiz burada bunu. Loft ile keseceğiz tabi. Hemen geldim. Bu yüzü seçtim. Tabi bu yüzü şöyle şuraya getirin ki adam gibi kessin. Bunun bir kısa yolu var. Tabi bu tarafa da aynı şeyi yapacağız ama hata alıyorum. Bu hata çözümünü daha tam bulmuş değilim. İlla ki bunun bir çözümü vardır. Burada aynalamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Şunun diğer tarafa kesimini bakın buradaki delikler için yapacaksınız. Bunu nasıl keseceğiz tabi? Unsur olarak kesmemiz lazım. Diyorum ki aynalanacak unsurlar diyorum. Geometri çoğaltmayı bir deneyelim bakalım. Bakın burada bir deneyeceğim. Hemen şu 3 tane unsuru seçtim arkadaşlar. Aynalama yüzümde hemen şöyle ön düzlem olacak. Pardon, burada bunu dairesel çoğaltma yapacaktık. Özür dilerim. Şu daireyi seçiyorum arkadaşlar, referans yön olarak.
Şu daireyi seçiyorum. Direkt bu dairenin merkezine göre döndürüyor. Aynı alınacak yüz olarak da, daha doğrusu unsur olarak da şunları seçiyorum. Ve bunları eşit aralıkta 360 derece döndürmüyorum. 3 aralık vereceğiz. 3 tane kopya vereceğiz. Niye böyle delirdi bu? Hocam. Şunu bir sil bakayım. Abi sen bunu niye seçiyorsun ya? Şunları bir seçimleri temizleyelim arkadaşlar. Şunu bir şöyle bir seçelim. 180 derece dedim. Niye böyle yapıyor bunu? Onaylayalım bakalım. Şu ön izlemede şu hatayı yapmaması lazım. Niye yaptı onu çözemedim. Önceden bunu yapmıyordu. Hemen dairesel çoğaltma diyelim. Bu şekilde de arkadaşlar hatalar nasıl çözülüyor? Onu da görmüş olursunuz. Hemen geldim bunu 3 dedim. 3 tane kopyamız var. Eşit aralıkla 360 derece değil 180 derece döndürmem lazım bunu. Gövdelerde yok. Gövdelerde mi? Görsel özellikleri yay. Unsurlar ve yüzler bunlar. Geometri çoğaltma dedim. Şunu da seçmem lazım. Bunları da seçtim. Şu kenarı seçtim. Tam ön izleme, kısmi ön izleme dedim. Görsel özellikleri yay dedim. Yine aynı hatayı veriyor. Görsel özellikleri yay kaldırdım. Geometri kaplamayı kaldır diyor. Bunu kaldırdığımda da lost kesitini kontrol edin diyor. Bu sizi uğraştırıyor işte. Bu hatanın bir çözümü var ama nasıl yapılıyor onu bilmiyorum. Şu anlık bilmiyorum yani. Uğraşmak istemiyorum işin açığı. Tabi burada ölçülendirmemizi ters taraftan yapacağız. Şöyle. Hemen geldim. Şöyle yatayını çizdim. 151,10 dedim. Ondan sonra bu benim yardımcı çizgim olacak. Hemen geldim. Şöyle 31,75'e 38,10 dedim. Videoyu da uzatmak istemiyorum işin açığı. Hızlı hızlı yapıyorum o yüzden. Eğer hızlı yapmamı istemiyorsanız bu tür şeyleri, çizimlerini videoların yorumlarında belirtin. Yani ben burada video uzun tutmamak, sizleri sıkmamak adına bunu yapıyorum. Hemen geldim loft ile kestim dedim. Şu yüzü bir seçtim. Bu yüzü seçtikten sonra şurayı şöyle seçin ki kesişmesin yani çizimle şey. Hata verdiyse bakın bunu bu tarafı çekin mesela. Hata alırsınız. Kesmez bakın. Kendiyle kesişen bir geometri oluşturacağı için diyor. O yüzden bunu buraya alacaksınız bu profil vektörünü. Hemen geldim buraya bunu çektim. Geldim yine aynı işlemleri burada tekrar ediyorum arkadaşlar. Diyorum ki şuradan bölüyüm ben bunu. Mesafe yine 140 tam ortasından geçecek şekilde. Şöyle. Ondan sonra tutuyorum bunu hemen yardımcı olarak diyorum. Bunun merkezine hemen daha doğrusu uç noktasına bir tane dikdörtgen çiziyorum. 31,75'e 38,10. Ondan sonra hemen geldim. Bunun radyusunu ayarlıyoruz. Aynı işlemi iki kez daha tekrarlamış olacağım. Ondan sonra hemen çizimimi kapatıyorum. Unsurlara geliyorum. Loft ile kesim diyorum. Şu yüzü seçiyorum. Hemen geldim. Şöyle yaptım. Geldim. Bir tane daha açtım. CTRL 8 ile. Ha gayret hemen hızlı bir şekilde videomuzu bitirelim yani. Şöyle yaptım. Hemen yardımcı olarak dedim. Bu arada bilgisayarı da değiştirdim. Allah'ım ne kadar hızlı yani. Bir insan çizim yaptıkça yapası geliyor. İnşallah öğrenci kardeşlerimizin hepsine de böyle Rabbim performanslı bilgisayarlar nasip eder. Yani ben fıtık oluyordum arkadaşlar işin açığı. Yani gerçekten iğrenç bir şey yani. Ben hayatımda böyle bir yani kasma yani Solid kullanırken bir bilgisayarın kasması beni fıtık ediyor. Ya da bir çizim programını kullanırken. İnşallah herkese böyle nasıl diyeyim performanslı bilgisayarlar nasip eder Allah'ım. Hemen geldim bunu kaydettim. Diyorum ki bunu loft ile kesim. Şurayı seçtim. Bakın hemen buradan yön vektörünü biraz daha buraya çektim ki düzgün kessin. Bunu artık siz el kara yani göz kararıyla bunu ayarlayabilirsiniz. Eğer bu tür bir problemle karşılaşırsanız şayet bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz. Hemen bunları yaptım. Bitti. Geliyorum buraya bir tane çizim açıyorum. Çizimi açtım. Şu dairelerin merkezlerine çapı 6,72 olan 6,72 miydi 6,37 miydi öyle bir şeydi.
6.35'miş pardon. 6.35'lik bir tane dik daire çizdim. Tabi bunun ameleliğiyle bunu uğraşmayın arkadaşlar. Hepimiz öğrenciyiz. Hep kısa yolunu severiz bu işlerin. Geldim şunu şöyle eşitledim. Sonra bunu tabi çoğaltacağım. Tam bunların merkezlerine oturtacağım. Hemen geldim. Doğrusal çizim çoğaltma dedim. 140 milim mesafe verdim. Çünkü merkezler arasında dikkat ederseniz 140 milim mesafe vermiştim. 140-05 hatta. Buna da 140 dedim. Sonrasında 3 tane oluştur dedim. 3 tane örneği oluşturdu. Bunların mavi olmasına çok dikkat etmeyin konturunuzun. Yani illa tam tanımlı olmak zorunda değil. Ha, tam tanımlı olsun diyorsan tutacaksın abi şunun merkezini. Şunları ölçülendireceksin. Tam tanımlı olur sadece böyle fıstık gibi. Geliyorsun ekstrüzyonla kes diyorsun tümünden. Hatta her ikisinden seçeneğini de aktif edebilirsiniz. Tümünden seçeneği yeterlisiniz için tabii. Bunu yaptıktan sonra hemen geldim şurada bir tane çizim açtım. Çizimimi açtıktan sonra şuraya bir tabi dikdörtgen oluşturdum. Dikdörtgenim ne olacak? 19'a ölçüsü neydi bunun? 50-80'di. Yani bazı ölçüler hatırlamıyorum. Not alıyorum kağıda. Ondan sonra şurası 9,52 arkadaşlar. Şurası da 38,10. Ya yani bildiğin çizimi kafamda tutuyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Hani kağıda not almak insanı bazen tamam. Yani not almak iyi bir şey. Söz uçar yazı kalır diye bir laf var. Ama bazen not almak hele şu işte insanı fıtık ediyor. Sonrasında bakın şuraya bir çizim açacağım. Çizimi açtıktan sonra şu yüze şöyle çapı 25-40 olan bir tane daire çizdim. 25,40 yazıyorum. Hızlıca hemen bunu da ekstrüzyonla. Ay, komut menajer gitti hemen. Ekstrüzyonla kes diyorum tümünden ya da kör fark etmez. Şurayı kessin komple yeter. Ondan sonra geliyorum şu yüzeye bir çizim açıyorum. Bu çizeyi açtık. Çizimi açtıktan sonra hemen geliyorum. Şöyle bir tane nokta atıyorum. Bu nokta tam ortadan geçmek zorunda. Yani tam şunun merkezinde olmak zorunda. Şöyle yaptım. Tam ortaya getirdim. Şunu isterseniz silin sonra ölçülendirin geçin yani şuraları. Deyin ki bak burada 6.35'miş. Şurada pardon. Şurada 9.5'muş. Vesaire vesaire. Hemen geldim şuradan bu ortadan bir aynalama çizgisi çektim. Noktayı ayna alıyorum. Buraya delik açacağım arkadaşlar. Mecbur bu aynı şey lazım bana. Noktanın tam merkezinde olması lazım. Ondan sonra geliyorum delik sirvazına. Şöyle bunu kaydetmem lazım bu arada. Delik sirvazına geldim. Yani burada hiçbir ayar oynamayın. Zaten direkt bize bu lazım. Şu ayar lazım. Burada işte düz zıvan olacak. Ansiş, taban diş delik 1 bölü 4 20 olacak işte çeyrek. İnç artık yani bizim metrik değil inç sistem kullanıyoruz. Ondan sonra şu ayarların hiçbirini oynamayın. Hemen konumlara gelin. 3 boyutlu çizim deyin. Şuraya takır takır şunları bir oturtun. Sonra kesin. Tabi burada kozmetik diş açmak yerine mesela şurada diş seçenekleri var. Dişi kaldır. İşte kozmetik diş açma. Zıvanı matkap çapı vesaire. Bunları da ayarlayabilirsiniz. Şu an bakın şu şekilde görünüyor. Yani dişli gibi görünmüyor da. Şöyle görünüyor. Çok bir önemi yok. Burada bir dişin olduğunu gösteriyor. Yani kem yaptığınız zaman şu parçada burada bir diş varmış. Ona göre bir şey açıyor. Zıvanı matkabıyla. Neyse. Devam edelim. Bunları yaptıktan sonra geriye ne kalmış? Hızlıca bunları yaptık. Deliğimizi açtık. Sonrasında hemen ne yapacağım? Şuraya da artık deliğimizi açalım. Şöyle tabii. 21,52 arkadaşlar. Şu deliklerin şeyi 21,52. Ondan sonra bunları niye yapıyoruz onu da göreceksiniz. Aynı burada yaptığımız gibi delik sirvazından delik açacağız. Hiçbir ayarı oynamayın. Burada maksat size komutun kullanımını göstermek arkadaşlar. Yani başka bir amacımız yok. Yani tutup da yok. Makine elemanlar dersine girecek halim yok burada. Yok şu dişli, yok bu dişli. Ya da işte diş açma, yok işte civata. Bunlar bizi bağlamaz şu anlık. Yani biz şu an kedi öğreniyoruz.
Tabi bunlar bağlayacak illaki yani makine mühendisiyseniz eğer sizler de yani ya da öğrencisiyseniz adaysanız sizleri bağlayacak. Bunları mutlaka öğrenin yani. Bir öğrenci kardeşiniz olarak sizlere tavsiye ediyorum. Doğrusal çizim çoğaltmayı da hallettiğimize göre şöyle. Şurayı da ölçülendiririz de tam tanımlı olacak. Hemen geldim. Unsurlardan burayı kapattım. Delik sihirbazına girdim. Şuradan konumlardan 3 boyutlu çizim dedim. Şuraya çat. Çat. Hemen bakın. Ne kadar güzel bir şey görüyor musunuz? Ya tabi burada bununla uğraşmazsınız. Doğrusal çizim çoğaltmada aman doğrusal unsur çoğaltma yapabilirsiniz. Şu şekilde açtık. Oğlum buraya da açtı ya. Şunu iptal edemiyoruz mu? Konumlardan. Abi şunu bir iptal et gözümü seveyim. Şunu deleteleyemiyor mu? Neyse çok bir önemi de yok artık. Artık bizim için çok bir önemi yok. Diş açmış gibi görünüyor orada. Devam edelim hızlıca. Tabi burada ne yapacağım? Gelelim fasulyenin yararlarına. Hemen sağ düzleme bir çizim açıyorum. Çizimi açtım. Şuradan şöyle bir tane çizgi çektim. Açılı bir şekilde. Tabi bu buraya ne olacak? 20,21 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ölçüler. Pardon, 20,29'muş. Kağıda not almıştım bunu unuturum diye. Ondan sonra 25 derece. Başka yapmam gereken bir şey kalmıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde kaydediyorsunuz. Hemen buradan referans geometrisine düzleme giriyorsunuz. İlk referansınız az önce çizim açmış olduğunuz sağ düzlem olacak. İkinci referansınız çiziminiz olacak. Ve şu şekilde bakın. Lan seçsene. Adam delirtme. Seçti arkadaşlar. Bakın bu şekilde düzlem oluşmuş oldu. Bu düzlem açılı bir düzlem. Normal işte dikey yatay ya da şey değil. Hemen geldim. Şöyle oryantasyondan. Şunun üstüne mi geliyor artık bu? Aynen. Şu düzlemi görmeyin artık. Şunu bir gizleyelim. Şu çizimi de gizle abi. Heh, kafamız karışmasın. Şuraya bir tane daire çizdim, tamam mı? Çizmiş olduğum dairenin çapı 12,70. 12,70. Ondan sonra tabi bunu şuraya açalım. Şöyle 120, 129,70 olsun. Çoğaltma yapacağız ya. 129,65'miş pardon. 129,65. Yanlışlık var bunda bir. Şuraya çizelim. Çizimimiz nasıl olsa açık. Çap 12 etmişti. Şurada şunun arasındaki mesafe şöyle yapalım. Yatay mesafe ne kadardı? 41'di arkadaşlar. Ondan sonra dikey mesafemiz şöyle 29,65 olması lazım. Niye bu buraya kaydı ya? Burada bir yanlışlık olması lazım. Bu aslında tam ortaya geliyor gibiydi. Niye böyle oldu burada? Yanlış yerden mi ölçülendirdim acaba? Acep. Evet, yanlış yerden ölçülendirdiğimden kaynaklanıyor bunlar. Bu taraftan değil, diğer taraftan ölçülendirmem lazımdı ki tam ortaya gelsin. Neyse, şöyle yapalım. Şuraya bir sil hızlıca. Hemen gelelim. Şuradan ölçülendirelim. Çap 12,70. Merkez ile şu nokta arasındaki mesafe 41, daha doğrusu 41 miydi? Az önce 41 girdim herhalde. Aynen. Ondan sonra geldim buraya 129,65 dedim. Bakın tam neredeyse ortaya geldi. Hemen bunu ekstrüzyona kes diyorum. Kestik. Ne kadar keseceğim peki? Burada önemli olan o. Bunu ne kadar kesecektik ya? Tersine keseceğim tabii. Bunu tümünden keseceğim. Şöyle. Şimdi hatırladım bak. Tümünden keseceğim. Her iki taraftan da kessin hatta. Sonra şuraya yine aynı şekilde plane'e çizim açacağım. Bu sefer alttan keseceğim arkadaşlar. Ne kadar keseceğim peki? Şöyle yapalım. Ha, oryantasyondan şunun altına gelsin. Ha. Şunun merkezine
eder adam bu. Şöyle yapalım. Şu eş merkezli olsun. Bunda. Ondan sonra bunun çapı 31,75 bu arada. Geliyorum. Buradan ekstrüzyonla kes diyorum. Tabi ters yönde kesecek. Bu şekilde de kesmeyecek. Bunu biraz öteleyeceğiz. Ne kadar öteleyelim mesela? 31, hatta 32 öteleyelim. Kessin orayı. 35 ötele. La 40 ötele 40. Abi çıldırtıyor adamı ya. Şöyle kesecek. Bakayım burayı kesiyor mu? Komple kesmemesi lazım bu arada. Evet, biraz kesiyor sanki bu şeyi. Yok, kesmiyor. Tamam. Aynen bu şekilde kesimlerimizi açtık. Bunu çoğaltacağız hemen. Geldim unsur çoğaltmaya. Hemen doğrusal çoğaltma. Burada yönüm olarak şunu seçiyorum. Mesafem 140 oluyor bu arada. Ondan sonra 3 kopyam olacak. Çoğaltılacak unsurlar arasında da şu az önce oluşturmuş olduğum şey olacak. Yönü de ters çevirin tabi bunların. 3 tane buraya atsın. Ondan sonra tabi yine bir tane daha çoğaltma yapacağım. Şundan 4 tane. Hayır, yön şu. Şunu sil. Seçimleri temizle diyorum. Burada şunu çoğalttım. Şunu çoğalttım. Bunu da çoğalttım. Artık bundan 100 kaç tane? 4 tane olması lazım. Bunu da hallettiğime göre geriye bir şey kaldı. Ne kaldı? Çoğaltmam gereken bir obje ya da bir şey var mı? Radyüsler var ya. Lan radyüsleri unuttuk anasını. Şimdi arkadaşlar bu radyüsleri de çoğaltacağız. Tabi bu radyüsleri şöyle 5 milim falan yapsam. Tam ön izlemenin ne kısmı? Yok, ön izleme yok. Oğlum niye yapmıyor lan bu? Radyüsün yarı çapı geometriye sığmayacak kadar büyük diyor. Demek ki şuradaki derinliğe göre vereceğim. 0,25 falan vermem lazım. 0,25. Aslında hatayı okuduğunuz zaman hatanın ne olduğunu da görebiliyorsunuz. Yani size tavsiyem bir hatayla karşılaştığınız zaman onu önce bir okuyun. Hatanın nereden kaynaklandığını çözün. Yani anlayın. Sonrasında zaten hatayı çözersiniz. Şöyle. Radyüslerimi de vereyim. Normalde vermemem lazımdı sanki. Şunu da vereyim. Radyüsler sanki burada vardı ya. Demek ki şunu adam gibi kesmemiş. Bakın loft ile kesim yaparken. Neyse bir önemi yok. İlla radyüs vermek zorunda da değilsiniz. Bunlar katı model. RGB ürünü ya da şey değil. Yani burada bir basınç analizi falan işte stres hesabı falan yapmayacaksınız. Yani radyüsü neden veririz biz genel olarak? Mesela bu motorlu bir taşıt. Bu işte buraya şey geliyor. İşte piston geliyor. Bunlar hareket ediyor sıkıştırma için. Şimdi burada radyüs olmazsa işte yoğun sıcaklıktan ötürü yanma odasındaki yoğun sıcaklıktan ötürü buradaki sivriliği aşındıracak. Bu da sizin zamanla motorunuzun düzensiz çalışmasına sebep olacak. Biz bunu istemeyiz. Yani mühendis olarak bunu istemezler. Kimse istemez. Onun için bu tür nasıl diyeyim strese dayanıklı olması gereken noktalar, kısımlar hep radyüslerle arkadaşlar. Bunu tabii analizden geçerek ne kadar radyüs atacaklar, ne kadar şey yapacaklar onun kararını analizciler, üretimciler karar verir. Biz modelimizin sonuna geldik arkadaşlar. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsi bir emektir. Yani bunları tek tek ölçülerini alıyorum. İşte detaylarını araştırıyorum. Cartını araştırıyorum. Cürtünü araştırıyorum. Sizlere içerik üretmek adına. Sizlerden ricam kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.